الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلوا على رسولنا محمد، صلوا على طبيب قلوبنا محمد، صلوا على شفيع ذنوبنا محمد. ويل كلمه شهادة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ديارك رب جمنا مزي يشمك وشنك فما نصيب بميسر إلسان. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحبكة من لساني يفكه قولي، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. Değerli müminler, bu akşamki dersimizde Mü'min suresinin 76-77. ayet-i kerimesinden son ayet-i kerimesine kadarki kısmı işleyeceğiz inşallah. Ondan sonraki Fussilet suresinde Ramazan bayramından sonraki dersimizde ifa etmeye çalışacağız. Cenab-ı Hak Mü'min suresinde yeryüzünde haksız davranışlarla sevilenler ve bunlara güvenenlere udhulu ebvâbe cehenneme hâlidîne fîhâ, cehennemin kapılarından orada ebediyen kalmak üzere girin buyurmaktadır. Tabi aslında insan hangi yolu seçiyorsa sonu oraya çıkacak. Yolu seçen sonundan sorumlu olan odur. Yoksa Allah-u Teala kullarını hepsi iman etsin diye yaratılmıştır. Ancak bir kısmının iman etmeyeceği, bir kısmının iman edeceği de bir gerçektir. Bu sebeple burada cehennem kapılarından buyrularak kapıya dikkat etmek gerekiyor. Hangi kapı nereye açılır? Bir hadis-i şerifte, uzun bir hadis-i şerifte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, İnsan yolun bir tarafında, ben yolun bir tarafındayım. Bana doğru davet edeceğim. Yan taraflarında kapılar var, kapıların üzerinde perdeler var. Şeytanlar da oradan davet edecektir diyor. Yani demek ki herkes bir kapıya davet ediyor. Ama o kapının hak ve hakikat kapısı olması ancak Efendimizin davetine uygunluğun ispatındadır. فَبِكْسَ مَسْفَ الْمُتَكَبِّلِينَ Kibirlenenlerin yeri ne kadar kötü olduğu buyuruyor. Bunu hepsi için söylemiyoruz ama mahkumlar için düşünün şimdi, hapishanedeki mahkumlar için. Öfkelerine, gazaplarına, hırslarına, mağlup olmalarının sonucunda birçok insan hapishanede değil mi? Yani kendini üstün görmek, efendim dünya malıyla güçlü olduğunu hissetmek, maddi gücünü karşıya hissettirme. O halde asıl itibariyle bakılınca insan kibri, yani büyüklüğün Allah'a ait olduğunu unutursa, o zaman şeytanın dediği gibi ben Adem'den daha hayırlıyım dedi. Adem'den hayırlı olması yaratılış maddesine bak. Halbuki emri verene baksaydı emrin daha hayırlı olduğunu anlayacak. O emrin hayırına değil de sonuca bakınca işte bu, yani Allah'a demedi ben senden daha büyüğüm diye, öyle bir şey demedi. Ama Allah'ın emrine söylediği için Allah-u Teala onu ne yaptı? Cezalandırdı. O halde biz de bir başkasına senden daha hayırlıyım. Ne yönden söyleyeceğiz? Şu şehir, bu ülke, bu tarikat, bu cami, bu cemaat iyi de onlarınki biri ateş, biri toprak değil mi? Bizim ikimizinki de toprak. O zaman hayır ancak Allah'ın rızasına uygun olanların ulaşacağı bir fazilettir. Cenab-ı Hak buyuruyor ki فَصْبِرْ اِنَّ وَعَدَ اللّٰهِ حَقْ O halde sabret. Şimdi bu sabır kelimesi bir Arapçada taşıdığı manalar var. Bir de Türkçe'ye aktarılmış olan kısmı var. Yani toplumun anladığı. Şunu söylemek istemiyorum. Biz Türkler
hiç sabır kelimesinden bir şey anlamıyoruz. Öyle demiyorum. Ama Yusuf Kardavi'nin Es-Sabru fil Kur'an, Kur'an'da sabır diye bir kitabı var. Yani sabırla ilgili ayetlere bakıyor, ne anlama geldiğini anlamak için bunu söylüyorum. O halde sabır kelimesi bulunduğun mekana, zamana, duruma göre o işten vazgeçmemek, sebat etmek, Allah'tan ecrini beklemek, geleceğe ümit var olmak, yılgınlığa, bezginliğe, ümitsizliğe düşmemek gibi birçok anlam içerisinde ifade edebilir. Onun için اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِرِينَ Allah sabredenlerle beraberdir. Ayet-i kerimesi sabrın değerini anlatmaktadır. Tabi sabır da kolay bir iş değildir. Tıpkı şükrün kolay olmadığı gibi. Zira Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sabır ve şükür mümin için taaccüp olunacak bir durum olduğunu beyan ediyor. Nimet gelirse şükreder, musibet gelirse sabreder şeklinde beyan etmiştir. Buradaki sabır nedir? Peygamberimiz İslam'ı anlatma sabrıdır. Dini anlatma sabrıdır. İnne vaadallahi hakkun. Allah'ın vaadi gerçektir. Yani İslam için verilen müjdeler veya kafirler için gelecek olan cezalar veya ahirette ulaşılacak sonuç haktır. Kur'an-ı Kerim'de çok ayetlerde geçer. Allah'ın vaadi haktır. Allah vaadinden dönmez. O halde bize düşen görev وَعَدَ اللّٰهُ اَمْنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ Mesela Nur Suresi 54. ayet olabilir. İman eden ve amel-i salih işleyenler için Allah'ın vaad ettiği güzellikler vardır. Bu halde Allah vaadinden caymaz. Bunu da Kur'an-ı Kerim söylüyor. Şimdi buyuruyor ki Cenab-ı Hak فَاِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذ۪ي نَعِدُهُ اَبْلَتَوَفَّيَنَّكَ فَاِلَيْنَا يُرْجَعُونَ Onlara ettiğimiz vaadin bir kısmını sana göstersek, yani onların mağlup olmaları, kafirlerin helak olmaları, kaybetmeleri, savaşları vesaire sana göstersek veya seni kendi yanımıza alsak, yani seni vefat ettirsek, onlar mutlaka döndürülüp bize getirileceklerdir. O halde burada Müslümana şu söyleniyor. Allah'ın vaadi gerçekleşecektir. Bir, söylenilen müjdeler oluşacak, nusret oluşacak, fetih oluşacak, galibiyet oluşacak. Bir kısmını görür, bir kısmını görmezsiniz. Yahut da bunların karşılığını ahirette de göreceksiniz. Yani Allah'ın vaadi hem dünyayı hem de ukbayı, ahireti içine alan bir vaattir. Hani burada olmadı, orada olduğunu göreceğiz. O zaman diyeceğiz ki gerçekten Allah'ın vaadi hakmış diyeceğiz. Demek ki Allah'ın vaadinin ya fethi ya da onların cehennem oluşu Müslümanların din için tebliğ, davet, sabır ve gayretleri neticesinde olacak. Bunun için de Cenab-ı Hak buyuruyor ki فَاِلَيْنَا يُرْجَعُونَ Mutlaka döndürülüp bize getirileceklerdir diye Allah'ın vaadinin sadece dünya ile sınırlı değil, ahirette de devam edeceği beyan edilmektedir. Peygamberimizi teselli ediyor. Tabii biz Müslümanları da bugün teselli ediyor. Şöyle buyuruyor. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ Biz senden önce çok elçiler gönderdik. Yani senin önünden nice peygamberler gönderdik. مِنْهُمْ مَنْ قَسَسْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْسُسْ عَلَيْكَ Onların bir kısmını sana anlattık, bir kısmını anlatmadık. Hani bazen tarihte unutulur gideriz diyoruz ya biz. Unutulmayız da ismimiz bilinmez. Olsun, Allah biliyor. Bakın peygamberlerin bir kısmını sana anlatmış, bir kısmını da anlatmamış. Kaç tane peygamber var? 124 bin diye bir söylenti var. Ama çok net ve sahih olarak kabul edilmiyor. Belki bu bir çokluğu anlatmak içindir. Gerçek sayısı bize lazım değil. Gerçek anlattıkları, davet ettikleri elçilik bizim için önemli. O halde şöyle diyebiliriz. Ülkemizin başarısı, İslam aleminin başarısı, yeryüzü Müslümanların başarısında ismi geçen ve geçmeyen çok mücahidler vardır. Öyle değil mi?
Ama bayrağı tutan tanınır da o bayrağın önünde arkasında şehit olan ya da sebat eden pek bilinmeyebilir. Olsun, bir zararı yok. Çünkü Cenab-ı Hak peygamberlerin bile listesine ne yapmamış? Kur'an-ı Kerim'de saymamış. İşte Kur'an-ı Kerim'de sayı 25 değil mi hocam? Bu kadar. 3'te işte 28 falan veya 25 kişiden bahsediyor. Yani benzetme olmasın, bir futbol takımı bile 25 kişiyle kuruyorlar, öyle değil mi? 24-25 kişi oldu mu? Tamam işte başlıyor. Ve düşünün, koca dünyada 25 peygamber anlatılmış. O da hepsinin kıssaları anlatılmamış. Neden? Bir peygamber neyse diğeri de öyle. Davet bakımından aynı. Sadece aralarındaki farkların özellikleri anlatılmış. وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ اَنْ يِئْتِيَ بِآيَةٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ Bu da bize bir hakikati öğretiyor. Nedir o? Peygamberler ne kadar güçlüdürler veya neye yetkilidirler veya neye yetkilidirler? Baktığımız zaman hiçbir peygamberin Allah'ın izni olmaksızın bir ayet, bir mucize, bir emir getirmiş olması düşünülemez. Olmaz. Oldu mu? Yani peygamberi çok methediyoruz, çok yukarılara çıkarıyoruz, haklıyız. Ama şunu bilelim ki, peygamber Allah'ın seçtiği bir insandır. Allah'la irtibatımızı ihmal ederek peygamberi seviyoruz gibi bir anlayış yanlış anlaşılırsa, yanlış anlaşılmasın da Hristiyanların durumuna düşer. Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'ı çok sevdiğini söylerken Allah'la bağını kopardılar. Onu üçün üçüncüsüdür veyahut da işte Mesih, Meryem oğlu Mesih Rab'dır vesaire. O halde peygamber, bakın şimdi, peygamberler bile bir başarıyı Allah'ın izni ile ortaya koyuyorsa, devlet başkanları, komutanlar, ilim adamları veya bir cemaat, cemiyet önderleri veya bir fabrika yöneticileri ne yaparsa yapsın, ne demesi lazım? İlla biiznillah, Allah'ın izniyle. Halbuki bizim memleketimizin İstiklal Savaşı çocukluğumuzdan beri anlatılırken hiç duydunuz mu siz Allah'ın izniyle diye? Duymadım. Niye? Hep belli kişilere, belli şahıslara odaklanır. O zaman ne olur? İnsan, demek ki bu ayeti düşünmek lazım. Hiçbir peygamberin Allah'ın izni olmaksızın bir ayet, bu ayet mucize olabilir, emir olabilir, nehi olabilir, sünnet olabilir, getirmesi mümkün değil. Mümkün olmaz diyor Cenab-ı Hak. O halde dinin sahibi Allah'tır. Peygamberler Allah'ın izniyle getirirler. Buradan baktığımız zaman peygamber istediği zaman mucize uygulayan, başarı ortaya koyan bir insan değil. Eğer öyle olsaydı, Sevir Dağı'ndayken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Hazreti Ebu Bekir'e üzülme Allah bizimle beraberdir diyeceğine, لَا تَحْسَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا Korkma ben buradayım derdi. Ne dersiniz? Korkma ben buradayım dedi mi? Demedi. Ne dedi? Allah bizimle beraberdir. Konuyu uzatmayın. Musa Aleyhisselam suyun karşısına geçerken Firavun bize yetişi dediklerinde ne dedi? Allah ma'iye benimle beraberdir dedi. Halbuki ben sizinle beraberim demedi onlara. Bilmem anlatabiliyor muyum? Bütün başarılarımızın, bütün tevekkül, teslimiyet neyse hepsini ne yapmak lazım? Allah şuuru etrafında söylemeli, inanmalı. Olmayınca ne oluyor? İçinde Allah olmayan bir kıraat, içinde Allah şuuru olmayan bir vaaz, içinde Allah şuuru olmayan bir zekat, ne derseniz deyin, namaz ne mana ifade eder? Şekil şartları yerine gelmiştir, ruh şartları yerine gelmemiştir. Geçtiğimiz bir vaazda söylemiştim. Kur'an-ı Kerim, ibadetlerin şekil şartlarından çok mana ve ruh ve ahlak şartlarını, kazanımlarını ortaya koyuyor, öyle değil mi? Yani namazın, şimdi orucu kaç gün anlatıyoruz biz burada? Bir hafta anlat. Yani ihtiyaç da var, oruçla ilgili detaylar, 30 sayfa, 20 sayfa ilmihal var. Kur'an-ı Kerim'de kaç sayfa anlatılıyor? 1,5 sayfa. Kadar. 1,5 sayfa, yani peki o kadar mı? Hayır, detayı peygamberimizden, ihtiyaç varsa alimler de onlar. Peki Kur'an neyi anlatıyor?
Diyor ki takva olursunuz, umulur ki. Oradan bizi takvaya çağırıyor. Günler sayılı, ömür sayılı onu anlatıyor. Hasta veya yolcu iseniz kolaylık var. Sağlıklıysanız size bir kolaylık yok, onu anlatıyor. Ve sona doğru geliyor bu ibadetin değeri. Diyor ki Allah'ı tekbir etmeniz içindir. Size hidayet ettiğini anlamanız içindir diyor. Oruç ve hidayet bağlantısı. Oruç ve tekbir. Yani oruç tutan da kibir olmaması lazım. Velitükebbülullah alâma hedâkın değil mi? O zaman şimdi böyle olunca demek ki buradan baktığımızda şunu görüyoruz. Peygamberler Allah'ın izni olmadan bir başarı sağlayamazlar. Peki biz ne yapıyoruz? Biz de diyoruz ki Allah affetsin demişizdir ya da kasti demedik ama ben böyle vaaz ettim, ben şöyle hocalık yaptım, ben şöyle yaptım. Hepsi Allah'ın fazlıyla, lütfuyla sözünü unutarak başarıyı kendimizden bilirsek ne olur? Ecrini kaybederiz. Cenab-ı Hak bizi affetsin. Şimdi buyuruyor ki Cenab-ı Hak فَيْزَا جَاءَ اَمْرُ اللّٰهِ قُدِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَٰلِكَ الْمُبْدِلُونَ Allah'ın emri gelince de hak yerine getirdik. Yani ceza mıdır, mükafat mıdır, fetih midir? O emri ilahi ne zaman yerine gelirse sonuç oluşur. وَخَسِرَ هُنَٰلِكَ الْمُبْدِلُونَ Ve batıl yanlıları burada hüsrana uğrayacak. Batıldan yana olanlar zarar ve ziyan edecekler. Onlar perişan olacaklardır buyurmuştur. Allahu'l-lezî ce'ale lekumul en'am. Allah onlara yani size en'amı verdi. Demek ki binesiniz diye ne yaptı? Literkebû minhâ ve minhâ tekbülûn. Onlardan yiyesiniz ve onlara binesiniz diye sizin için hayvanlar yarattı. Şimdi ister at olsun, ister deve olsun veya diğerleri. Burada dikkat edilirse bir de En'am suresi var Kur'an-ı Kerim'de. Böyle sığırlar, hayvanlardan bahseden sure ki Kur'an'da hayvanlardan müteşekkil sure isimleri de var. Kaç taneydi geçen söylemiştim. 6 tane galiba yanılmıyorsam, yanlış olabilir. 6 tane surenin ismi karınca gibi, sığır gibi veya bal arısı gibi veya örümcek gibi veya fil gibi, öyle değil mi? İsimler var. O zaman burada şu var, Kur'an-ı Kerim bizim istifade ettiğimiz çeşitli bize istifadeler sunan ve emir bakımından da bize itaat ettirilen hayvanları dikkatimize çekiyor. Hayvan çok yarışında da. İşte bunları insanlar eğitmişler, kendine alıştırmışlar. Madem çok becerikliydik, aslanlar da kaç senedir duruyor, onlar da koç gibi değil mi? Yani bir koça yakın, onu da alıştırsaydık. Fıtratında onun alıştırılmak yok ki, var mı? Yok. Kimin var? Koçun, koyunun, kuzunun, ineğin, sığırın, dana, manda. O halde onlar özel bize itaat için alıştırılmaya uygun yaratılmışlar. Yani onun yaratılışı insana hizmet için. O zaman burada buyuruyor ki Cenab-ı Hak, وَلَكُمْ ف۪يهَا مَنَافِيُ وَلِتَبْرُبُوا عَلَيْهَا حَاجَةً ف۪ي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ Onlar da sizin için bunlardan başka faydalar da vardır. Yani et ürünleri diyelim, süt ürünleri diyelim, deri çeşitleri diyelim, başka faydalar. Hayvanlarda sizin için ne vardır? Çeşitli faydalar da vardır. Ayrıca gönüllerinizdeki arzuya onlara binerek de ulaşırsınız. Yani ticaret olabilir, hac olabilir, o günkü imkanlarla gönlünüzde arzu ettiğiniz وَلِتَبْلُهُ عَلَيْهَا حَجًا فِي صُدُورِ İçinizdeki arzulara o hayvanlara binerek dolaşırsınız ki Kur'an-ı Kerim'de bu hayvanlar sayıldıktan sonra Allah başka şeyler de yaratacaktır diye gelecekteki bineklere de ne vardır? İşaret vardır. وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ Ve bir de onlarla ve gemilerle de taşınırsınız. Yani bu hayvanlar da sizin eşyanızı taşıyor, sizi de taşıyor. Ölünce de onun etinden yiyorsun. Yani ölünce de en kestiğimiz zaman leşi olduğu halde değil. Bir de gemiden bahsediyor Cenab-ı Hak. Kur'an-ı Kerim'de çok gemi ayeti kerimesi var. Ben bir kaptana sordum. Kur'an-ı Kerim'deki denizlerle, gemilerle ilgili ayetleri okudun mu dedim tek tek. Hani özel baktın mı dedim. Bakmadım dedim.
İyi dedim, ben ayetleri okuyorum, gemiye binmedim. Sen gemidesin, ayetleri okumadın. Bakalım sonuç ne olacak? Şimdi buradan bakınca gemiyle ilgili seyahat, ticaret, cihat vesaire burada işaret edilmiştir. Yani o geminin o suda gitmesi, suyun onu taşıyacak özellikte olması ve bir peygamberin hayatında geminin olması, Nuh peygamberin, akması ve durmasının Allah'ın adıyla olması, hatta afet ve musibetlerin gemine giderken gelen şiddetli bir kasırga ve rüzgarın insanları nasıl korkutup aman ya Rabbi beni bundan kurtarırsan ben salih kullardan olacağım demesi gibi çeşitli ayetler gemiciliği, deniz hayatını ve denizin, geminin ve insanın bu nimetlerle olan yönünü anlatmak. O halde demek ki denizin, geminin ve insanın bu yönü şükrü hatırlatmaktır. Ve yuriikum ayati. Allah size ayetlerini, varlığının delillerini, kudretini, size ihsan ve ikram ettiklerini gösteriyor. Yani bu da insana verilen bir değer olarak gerek hayvanlar, gerekse deniz hayatı insan için Allah'ın ayetlerinin göstermesi bakımından önem arz ediyor. فَاَيِّ اَيَاتِ اللّٰهِ تُنْكِرُونَ Allah'ın varlığının delillerinden hangisini inkar edersiniz buyuruyor. Hani فَاَيِّ اَلَا يَرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ var ya Kur'an-ı Kerim'de. O zaman hayatı Allah'ın nimetleri olarak okursak hem onlardan israf etmeyiz, hem değerini biliriz, hem de onlar bizim kulluğumuzu kolaylaştıran nimetlerdir şekliyle idrak edebiliriz ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam en hayırlı sadakalardan bir tanesi ihtiyacı olan bir kimseye geçici olarak bir keçiyi emanet etmek, ihtiyacını gördükten sonra size iade etmesidir diyor. Yani bir keçimiz var, ihtiyacım yok ya da çok keçim, onun da bir süte ihtiyacı var. Fakir, yoksul, keçiyi veriyoruz ona, al diyor, sütü olduğu müddetçe sende olsun. Kullan, işim bitince keçiyi bana gönder. Ne güzel sadaka değil mi? Bunu biz bugün başka bir imkanlar nispetinde bu sünneti ihya edebiliriz. Bu da bir sünnettir değil mi? Ama cömert olan insanların ulaşacağı sünnet. اَفَلَمْ يَس۪يلُ فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Yeryüzünde gezip kendilerinden öncekilerinin hallerinin nasıl olduğuna bakmadılar mı? Bu da tarihi iyi okumamız gerektiğini, yeryüzündeki arkeoloji çalışmalara, tarihi medeniyetlere iyi bakmamız gerektiğini gösteriyor. Yani insan ibret almalı. Alıyoruz mu? Orhancağ'ın duvarında o zaman da yazıyordu işte 1940'larda bir deprem oldu, minaresi yıkıldı falan yazıyordu. Ya, okuduk geçtik ama biz yeniden büyük kuvvetsiz evlerle yaptık. Sonra yeniden yıkıldık. O halde bu ayet-i kerime insanın geçmiş tecrübeye ihtiyacı olduğunu öğretiyor. Onun için derler ki dedeyle torunun tanışması kültür nakline yarar. İrfan nakline yarar, değil mi? Çünkü dede niye? Hayatı yaşamış, yorulmuş, sabrı ve merhameti kuşanmış veya dede nene torun ilişkisi farklıdır. O halde ayet-i kerime bize yeryüzünde gezip kendilerinden öncekilerinin sonunun nasıl olduğuna bakmadılar mı? Bu buralarda eskiden Hristiyanlar oturmuyor muydu? Köylerde falan yerleri var. Oturuyor, ne oldu, niye gittiler? Biz de gidebiliriz Allah korusun. Bizden de buralar alınabilir. Peki kalmanın şartı nedir? Bu ayetleri iyi anlamak. O halde tarih okunurken bu ayetler perspektifinde okunursa veya ailelere ait bilgiler bu ayetlere göre olursa, şehirlere ait bilgiler, o zaman insanlar ömrü daha iyi görür. Onun için iyi tarih bilmek gerektiğini görüyoruz. Şimdi tarih bilmek o kadar da hızlı akıyor ki, bu 28 Şubat'ta yapılanlarla ilgili geçenlerde bir yerde bir şey dinledim. Çoğunu unutmuşuz. Yani olanları işte neler oldu, ne mahkemeler oldu, ne süreçler oldu, ondan sonra neler oldu. Bizim ülkemizde de böyle. İnsanın olduğu yerde tarih devam eder ama çok kırılgan ve hızlı olaylar var dünyada. O halde buradan da bir ders çıkarılmalı. كَانُوا اَكْسَرَ مِنْهُمْ وَيَشَدَّ قُوَّةً وَاَثَرًا فِي الْاَرْضِ
فَمَا اَوْنَهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Onlar sayı olarak kendilerinden daha çok, kuvvet olarak yeryüzünde ortaya koydukları eserlerin bakımından daha güçlüydüler. Demek ki yıkılan medeniyetler, yani Bizans'ı düşünün şimdi yıkılışı. Firavun'un yıkılışını işte bugünkü gücünü gösteren o inşaatlar, binalar vesaire. Bütün bunlara baktığımızda çok kuvvetli olanlar yıkılmıştır. Yani zannediyoruz ki Amerika yıkılmaz, Rusya yıkılmaz, Çin yıkılmaz, öyle bir şey zannediyoruz. Atom bombası böyle. Öyle bir şey yok. Ayet-i Kerime diyor ki çok kuvvetliydiler. Yıkıldılar. Biz kuvvetsiz miydik? İslam alemin başladı. Biz de kuvvetliydik zaman sonra. Ne oldu? Biz de yıkıldık. O halde bütün bunlara baktığımız zaman Cenab-ı Hak buyuruyor ki فَمَا اَنَعْنُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ Öyleyken kazandıkları şeyler onları Allah'ın azabından kurtaramadı. Yani elde ettikleri, kesbettikleri teknolojileri, güçleri, kuvvetleri onları bu beladan kurtaramadı. O halde Allah'tan gelecek olan, tabii bizim cezalarımız sebebiyle işler ne olur? Bizi Allah'tan başka kimse kurtaramaz. Bu da şunu gösteriyor, yaptıklarınıza güvenmeyin. Yani ister teknoloji, ister arkadaş, ister başka bir şey. Başımıza bir musibet gelsin, telefon edin bakalım kaç kişi açıyor telefonu? Açmaz. İnsan böyledir, ister kız ister kızma. Hemen selamı keser, kimse oraya uğramaz. O halde ayet-i kerime diyor ki ibret al, bak yalnız kalıyorsun diyor. Gücüne, kuvvetine aldanma. Hani bir ayet var, ara ara okuyorum, Kehf suresi. Ene ekseru minke mâle ve asrü nefera. Malım çok, çevrem de çok. Ne olacak? Malım ve çevrem çok, bana bir şey olmaz deme. Dikkat ettim ben şimdi, kendi adıma söyleyeyim. Bir dönem çok insan tanıyorduk. Şimdi bizim yaşımızdaki insan sayısı azaldı ve sağlıkları bitmeye başladı, doğru mu? Yani 75, 80, 60 yaşından sonra insanlar etkinliği azaldıkça çevresindekiler de azalıyor. Ondan sonra etkili olması azalıyor. Maddiye hükmetmesi azalıyor. Ne olsun? Hani çok güçlüydük? Bitti, güçümüz kalmadı. Yeni güçlüler gelmeye başladı. Bu hayat böyleyse, bunu bize zamanında iyi anlatsaydılar, biz güçlüyken tevazılı olurduk. İhtiyarlayınca tevazılı oluyoruz. Gücü kaybetmek tevazu değil, güç varken tevazu önemli. Yoksa gücü kaybetmiş, makam mevkiinden gitmiş, alçak gönüllü bir adam olmuş. Hiçbir anlamı yok ki. O halde Cenab-ı Hak bakıyor şimdi ne buyuruyor? فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ Onlara peygamberler mucizelerle geldiğinde, yani beyinat mucize olabilir, ayetler olabilir, efendim olaylar, hadiselerle geldi. فَرِحُوا Sevindiler. بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْاِلْمِ Buraya lütfen dikkat buyurun. Kendi yanlarındaki ilimle sevindiler. Ne demek bu şimdi? Yani onlara peygamberler mucizelere geldiğinde kendilerinde bulunan ilme güvendiler. E o ilim ilim mi? Onu ilim zannettiler. Kendi mi? Hani innema utitu ala ilmin indi dedi ya Karun, benim yanımdaki ilimden ben bu parayı, malı, mülkü kazandım. O halde demek ki hele bugünün dünyasını düşün, teknoloji çok ilerledi işte, düşünebiliyor musunuz? Rahmetli Timur Taş'ın bir vaazını dinliyorum banttan. Diyor ki dışarıda yardım toplayacağız. Bir telefon alacağız Şehzadebaşı Camii'ne, haberleşme çok önemli. Yardımlarınızı bekliyoruz. Şehzadebaşı'na bir telefon alacak. Biliyorsunuz o zaman telefonlar neyle alınıyordu? Nakit para söylüyordu insanlar birbirine. Sıra pek gelmiyordu. Ben telefonumu size satıyorum. Üç tane hattınız varsa Şehzadebaşı'nda satsanız yanılmıyorsam bir daire rahat alırsınız. Alır mı almaz mı? Alırsınız. Hatta ben söyleyeyim, Atapazarı'da 78'li 80'li yıllarda 3 tane telefon alan adam 200 bin liraya falan satıyor. 70-80 bin liraya o zaman telefon. Naklediyor yani. Şimdi bu ne demek? Şimdi var mı öyle bir şey? Böyle bir şey yapmış. Peki bu ne oldu şimdi? İnsanlar yanındaki bunlara ilim diyor. Doğru, bunlar ilim. Bir fayda sağlık ama bunlar ahireti kazandırmıyor bize. Bu teknolojiler ahireti kazandırmıyor. Dünyayı yıkabilir, ulaştırabilir, imar edebilir bir şey. Ama ahiret ne olacak? İlim odur ki hem dünyayı hem ahireti kuşatsın.
O zaman ona inildi değil mi? Dünyaya faydası var, ahirete yok. Olmaz öyle bir şey. Ahirete var zannediyorsun, dünyaya yok. Bu da olmaz. Niye? Ahirete faydası olan ilmin de dünyada muhakkak bir eseri olur. Bir faydası olur. Onun için bugün bilgili insan, alim insan, konumu hikmet sahibi insan, irfan sahibi insan konumu karışmış. Böyle olunca ayetin bir daha benim çok dikkatimi çekti. Ferihu bima indehum minel ilm. Kendi yanlarındaki bilgilerle şımardılar, sevindiler. Ya bu Kur'an'ı okudum ben onda bir şey bulamadım. Nereden buldun? Hindistanlı filozofun, Almanyalı bilmem kimin, Rusyalı bilmem hangi edebiyatçının kitabını baş tacı ediyorlar. Ama düşünebiliyor musunuz? Kendi yanlarındaki o ilim sandıkları bilgilerle şımardılar. O halde dinin karşısındaki, hak dinin karşısındaki bilgiler insanları şımartmıştır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Türkiye'deki dindarlıkla ilgili bir 180 sayfalık bir anket çalışması zannediyorum var. Sitede var, Diyanet sitesinde arayınca bulursunuz. Yüksek tahsil oranı arttıkça dindarlaşma dediğimiz oranın azaldığını görüyoruz. Namaz kılanlar, örtünenler veya ahiret için böyle oranlar var orada. Yani bu böyle olmuyor. Halbuki bizim çocukluğumuzda bir kitap vardı. İlim iman etmeyi gerektirir diye. Böyleydi kitabın. İlim iman etmeyi gerektirir. Öyleyse öğretilen şey imanı gerektirmiyorsa ona ilim denmez. Tamam, bir bilgisi var. Ama o ilim olarak takdis edilmesi mümkün değil. Onun için ilmi üzere sapanlar var diyor Kur'an-ı Kerim. İlmi üzere sapanlar var. Yani ilim bilgi meselesiyle sınırlı bir şey değil. وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِعُونَ Alay ettikleri şey kendilerini kuşatıp yok etti diyor Allah. Alay ettikleri nedir o? Allah, peygamber, din, mucize, ahiret duygusu, Allah'ın yardımı. Bunları önemsemiyorlardı. Kendilerini ne yaptı? Sardı, sarmaladı diyor. Bu halde dinin karşısında oluşturulan bilgiler, dinin karşısında iddia edilen gerçekler musibet geldiği zaman bir fayda sağlamıyor. Şimdi gelelim şu iki ayete dikkat etmeye. Bu iki ayetten sure bitiyor. فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا Onlar azabımızı gördüklerinde diyor Cenab-ı Hak. Yani musibetler, azap, bela, savaş, neyse. Bunu gördüler. Galu diyorlar ki amennâ billâhi vahdeh. Bir olan Allah'a biz iman ettik diyorlar. Yani Allah'ın birliğine iman ettik. Musibeti görünce, sıkıntı olunca bunu söylüyorlar. Ve keferna bimâ künnâ bihî müşrikîn. Ona ortak koştuğumuz şeyleri de reddettik, inkar ettik. Böyle diyeceklerdir. Ne zaman? Azabı görünce, ölüm azabı olabilir, dünyevi azaplar olabilir. Onların fayda temin etmediklerini gördüğünüz. Geçen gün Kur'an-ı Kerim okuyup, كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامِ diye bir ayet-i kerime var. Değil mi? Onlar, İsa Aleyhisselam'ın annesi ve kendisi yemek yerlerdi. Niye o söylüyor Kur'an-ı Kerim? Yemek yiyenden ilah olmaz. Su içenden ilah olmaz. O anlatılıyor yukarıda. İlah olur mu? Yemek yiyenden ilah olmaz. Allah yedirir, yemez demiyor mu ayet-i kerime? Bırak yeni ölenleri ilahlaştırıyor insanı. Öyle bir şey. Ölen insanları ilahlaştırıyor. İlahlaştırmak ne demek? Ölen insanlardan aldığımız bilgiyle daha iyi kulluk yapmıyoruz. Yani İmam-ı Gazali vefat etti ama aldığımız bilgi bizi kulluğa yapıyor. O ayrı. Ölen insanların ilahlaştırılması, ilah olan Allah'ın yolundan ve ona kulluktan bizi uzaklaştırıyorsa onu da ilah kabul ediyor demek. Ama insanlar bunun farkında değil. Ya da farkında olacakları gibi anlatmıyoruz. Ya da onlar anlamamakta inat ediyorlar. Hangisi ise doğrusu. Şimdi ayet-i kerime buyuruyor ki, musibet geldi, onlar iman ettiler.
Tıpkı Firavun'un da iman ettiği gibi. O da musibet gelince iman etti. Onun için Kur'an-ı Kerim Nisa suresinde وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى اِذَا حَضَرَ حَدَ اُمَّكْ قَالَ اِنِّي تُبْتُ الْآنِ. Şu kimselerin tövbesi makbul değildir. Günahları işliyor, işliyor, işliyor. Artık ölüm kendine geldi. Yani anladı ki mecali bitti. Takat yok. Geri dönemeyeceğini anladı. Nasıl ayeti kerime? وَقِيلَ مَنْ رَا وَظَنَّ اَنَّهُ الْفِرَاقِ. İşte bu ayet kıyamete. İnandı ki firak geldi, ayrılık geldi. Kendisi fark eder insan. Gitmiyor iş artık. Nefes gitmiyor, kuvvet gitmiyor. Bitti bu iş. O zaman diyor ki ben şimdi tövbe ettim. Diyor ki ayet, bak ben sana sağlığında söyledim. Bu tövbe işi ciddi bir işti. Öyle son nefese gelecek iş değildir. Bu tevbeni ben kabul etmediğimi dünyada söyledim. Ama şimdi içimizde gençler çok da 60'lık var değil mi? 70'lik var mı? 65 yaş. 70 yani. 70 maşallah 50 gibi gözüküyordu ben hadi. Ama hala içimizden diyoruz ki bir tevbe edeceğiz. Biraz daha ama bir tevbe edeceğim bak herkes şaşacak diyor. Doğru mu? Evet, evet. Ne zaman edeceğiz o 75, ben 60, siz 55, öbür 30, ne zaman? Ama içimizden bu işin hakkından bir gün bir döneceğim böyle, ben bile şaşıracağım diyoruz. Ama hala ne zaman? Helekel müsebbifûn. Erteleyenler helak oldu. Erteleyenler helak oldu diyor. Şimdi lütfen dikkat buyurun burada. Bu son dakikaya işi bırakıyoruz ya. فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ اِيمَانُهُمْ. Bakın bu ayet-i kerime çok çarpıcı bir hakikati bize anlatıyor. فَلَمْ يَكُنْ يَنْفَعُهُمْ اِيمَانُهُمْ. Onların imanları onlara ne yaptı? Faide temin etmedi. Değerli dostlar, imanın faidesini Allah bize göstersin. Bak ne kadar iş. İman ediyorlar ama ne zaman? Bu imanları onlara faide temin etmedi diyor. Kur'an-ı Kerim'de başka ayet-i kerimelerde de var. Ya iman fayda etmez mi? Saatini kaçırdı. Al-âne vakat asaydı. Şimdi mi iman ettin? Sen bundan evvel isyan edip duruyordun. Hiç o da kibirleniyordun. Bakın bu ayet-i kerimeye baktığımızda şunu anlıyoruz. İmanları kendilerine fayda eden insanlar var. İmanları kendilerine fayda temin etmeyen insanlar var. O halde bu ayet-i kerimeye baktığımızda başka ayetler var da ezan vakti olduğu için geçmiyorum. İmanın fayda temin etmesi yeis halinde olmayacak diyor bizim makale kitapları. Ümitsizlik hali demektir. O saatteki, o zaman iman gaybi olursa faydalı, ayni olursa değildir diyor tefsirler. Ayni ne demek? Gözünle gördü. Hangi gözünle gördü? Basiret gözü. لَقَدْ كُنْتَ ف۪ي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ دُعَائِكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. Ölürken deniyor ki insana, sen bugünden gafletteydin. Şimdi gözün demir gibi keskin görüyor. Halbuki gözün görme zamanı burasıydı. Yani ne zaman görüyor? Ölünce görüyor. Sen bundan gafletteydin. Biz şimdi perdeyi açtık diyor. Allah kendi açıyor. O zaman dünyadayken bize kendinizi aç dedi. Biz perdeyi kapattık. Ve men a'rada an zikri. Yüz çevirdi. Ne oldu? Ayetlerde onların gözleri var, bakmazlar. Öyle değil miydi ayet? O zaman şimdi ayet diyor ki فَلَمْ يَكِنْ يَنْفَعُهُمْ اِيمَانُهُمْ. İmanı kendine fayda sağlamadı. Halbuki bu iman 15 yaşından beri fayda sağlasa 50, 60, 70 yaşına kadar ne büyük eciller olur değil mi? Elbette son ana doğru bir iman, bu taaddil de normal iman etse faydası var. Ama şimdi bununla denk midir yani? Devam ediyor ayet. Lemma re'ev be'sena. Musibetleri, belayı gördüğü zaman diyor ki Rabbena ebsarna ve semi'na ferci'na ne'mel salih. Ya Rabbi gördüm, duydum, sesler geldi. Döndür beni geri git diyor. Ne yapacaksın? Başka bir ayet okuyalım. Fena'mel gayrellezî günnâ nâmer. Ben bir gün imam arkadaşlarla dertleşiyordum.
Ne bakın dedim, ahirete gidince sakın şöyle demeyelim, bizi geriye döndür de bu yaptığımız imamlıktan daha iyisini yapalım. Öyle değil mi? Herkes kendi mesleğine göre söyledik. فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذ۪ي كُنَّا نَعْمَلْ Bu imamlığında yaptık ama olmadı bu imamlık. Bir daha bir geri gönder. Nedir o ayet? Bakın. Rabbi levla ahharteni ile ecelin garip. Çok istemiyor ha. Dünyada kalırken işine geliyordum. Azıcık bir müddet garip. Bait falan demedin. Uzak bir makamlık. Az bir vakit ver. Bir toparlan. Ne yapacak? Otele gidecek. Çünkü feassaddeka. Ve ekum minessalihin. İki iş istiyorum. Bir, sadakalarım var. Dünyayı anladım boşmuş. Vererek gitmek istiyorum. İki, salih olmak istiyorum. Nebiyyin, sıddıkın, şüheda, salihin. Ama salih olmak için şöyle bir ayet var Ankebut Suresi. Vellezine amnu ve amnussaliyat senedkülennehum fissalihin. İman ameli, iman ve güzel amel işleyenler Allah salihlere katar. Ve amel olmayanlar salih olur. Onun için sulh da ailede başlar, haberiniz olsun. Evinde sulhu olmayan başarılı değildir. Evinde sulhu olmayan, bakın bir şey söyleyeyim. Bir din görevlisinin en iyi başarısı evinde sulhu, huzuru varsadır. Peygamber bile evinde sulhu yoksa sıkıntı çekiyor. O din görevlisi değil, o hepimizin görevlisi. Nuh Aleyhisselam gözlerinin önünde çocuğunun battığını görünce ya Rabbi diyor, ümmet gitti şimdi çocuk derdine düştü. O da ümmetti. Anlaşıyor. O zaman bakın ayet ne diyor. İman, onlar musibeti gördüğünde iman ettiler. İnandılar. O halde cehenneme iman edenler girecektir. Ama ahirette ya da ölürken inananlar. Dünyada iman eden niye girsin ki? Zaten oraya girmemek için çalışıyor. Cenab-ı Hak diyor ki sünnetallahi lezî kad halet fî ibâdî. Allah'ın kulları arasında uyguladığı kanun budur. Yani hükmü ilahi, sünnetullah demek Allah'ın koyduğu teşrii yasalar, hükümler, ezel ve ebedde uyguladığı kurallar demektir. Bunun için bir şey daha farzı. Kur'an'daki sünnetullah kelimesi, bakın bir sünnet peygamber olarak anlıyorduk ya, burada lugavi anlamı var. Allah'ın sünnetullahını iyi anlasak, bize düşen hisseyi de iyi yaparız. Biz işi öyle yapıyoruz ki, Allah'ın sünneti nedir? Kula düşen vazifeyi idrak ederek Allah'a teslim olmasıdır. Tam tersine iş dönüyor. Bir kısmı başarı bendendir diyor, bir kısmı başarı Allah'a aittir diyor. Hani ikisi de kitap uygun değil, öyle değil mi? Bir kısmı diyor ki, Firavun diyor ki, başarı bendedir diyor. Karun diyor, başarı bendedir. Bir kısmı da diyor ki, Yahudilerin dediği gibi, فَسْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ Sen ve Rabbin gibi ve katila savaşın diyor. Allah başarıyı elde eder diyor. Yani ben niye geleyim diyor. Cenab-ı Hak da bu ayeti Müslümanlara okutarak diyor ki siz de Yahudilerin اِنَّا هَا هُنَا قَائِدُونَ Biz burada oturuyoruz dedikleri gibi demeyin diyor. Bak oturan Müslüman istemiyor Allah-u Teala. لَا يَسْتَبِ الْقَائِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِن۪ينَ غَيْرُ اُلُوا الضَّرَرِ اِلَا اَحْرُلَيْهِ Cenab-ı Hak diyor ki, bir mazereti olmaksızın oturan Müslümanlarla çalışan Müslümanlar eşit değildir. Vakit olsa da onu anlatsak Nisa suresinde üst üste ayet 3 kere söylüyor, öbürlerinin derecesi çok diyor. Hakikaten gidince soracaklar, ne yaptın sen? Oturarak Müslümanlık yaptın. Denmez ya, oturarak üretimi sadece tavuklar yapar. Öyle değil mi? Tavuk oturur. Yumurta yapar, sonra üstüne oturur, civciv çıkar. Tabii bak Kur'an-ı Kerim'de çok ayet var bu oturmayı. Oturmak nedir burada? Oturmak da iki türlü, bir celese var, bir kaade var. Ayaktakine iclis denirmiş, yan yatana da ukut denirmiş. Öyle de bir şey okudum. Ya adam yan yatıyor, ya otur kardeşim, ya hepten yatıyor, bari otur. Ama ayakta ona otur ayrı, Arapçada farklı kelimeler. O zaman bugünün Müslümanlarını sadece bu ayeti okusak, hangisiydi o? Yazanlar var, onun için söyleyelim. Efendim, Nisa suresinde geçen bu ayeti kerimeyi okusak, ne diyor Cenab-ı Hak? Oturan müminlerle oturmayan müminler eşit değildir. 95. ayeti kerime. Bugün biz Müslümanlar oturuyor mu çalışıyor mu? İlim bakımından, irfan bakımından, hizmet bakımından, cenazeye gitmek bakımından hangi konuda derseniz deyin.
yeryüzünde Müslümanlar, oturan Müslümanlar. Neden? Çünkü bir insanın bir hayat boyu elde edeceği nimetleri biz ihmal ettik. Sahabe-i kiramı anlatırken işte Eyüp Sultan'a gidelim mi diyor. Eyüp Sultan'a gitmeden evvel biz başka işlere gidelim, sonra ömrümüzün sonunda ona gitmeye yüzümüz olsun. Eğer onlarla bir hakkı olsa sizin ne işiniz var? Ben oradan buraya geldim, siz bir İstanbul'a gezmeye geldiniz, geçerken de köprüde Haliç'te bir dua okuyorsunuz. Haliç'te dua okuyacağım, etraf namazdan gafil bir sürü insan var. O halde, inna hâhuna gâidun ne demek? Benim işim gücüm var, ben gelemem, sen git. Ben gerekirse de biraz da bir envalikum, al şu parayı benden aldığını da söylemem, hadi yolun açık olsun. Halbuki şimdi ben bakıyorum, mesela cami yapılıyor şimdi. Mahalleye bakıyorsun, konutların değerine bakıyorsun, iç döşemelerine bakıyorsun. Vallahi cami çok cüzi bir para eder. Oradaki 500 konut, evlerin içi de dışından pahalı evler. Yani onlar geçerken camiye 1-2 bin lira ayda atsa cami hemen onlarınkinden evvel biter. Biter mi, bitmez mi? Biter. Olmuyor. Niye? Oturan Müslümanlar, gayret eden yok. Bütün cami dernekleri, yüksek tahsilli cami dernek üyesi adam yok neredeyse. Öbürleri tahsilsiz demiyor. Burun kırıyorlar. Ya bir tane mimar yoktur camilerin derneğinde. Mühendis yoktur. İstisna 1-2 vakıf hariç yoktur. Gelmez. Gelsen idare et dersin, surat asar. Ondan sonra, bu soru da gelince buraya diyor ki cemaatin önünde beni anlatın diye. Neyi anlatacağız ki size? Neyini anlatacağız? Neden oturan Müslümanlar? O halde bugünün Müslümanlarının ve en leyse lil insan, bak Müslüman için demiyor Allah'ımız, insan için çalıştığı vardır diyor. Onun için Elman Namdı Yazır diyor ki, kafirlerin batıl davalarına imanları, Müslümanların hak davalarına imanlarından kuvvetliyse onlar galip gelirler. Galibiyet imandadır diyor. O cümle çok ilginç. Galibiyet imandadır. Hangi imanda? Batıla özverili çalışanlarla hakka uyuşuk olanlar arasında. Adam batıla daha çok inanıyor. Onun için Kur'an-ı Kerim'de amenu bil batili diye ayet var. Batıla inanırlar diyor. Ve Allah'ı inkar eder. Onun imanıyla benim imanımı karşılaştırıyoruz. Alman vakıfları Türkiye'de diye hepimiz konuşuyoruz. İngiliz vakıfları Türkiye'de diye konuşuyoruz. Amerika'nın efendim bayraklı lisan okulları sözüm ona biz diye konuşuyoruz. Osmanlı döneminde ne kadar okullar açtıklarını konuşuyoruz. Bizim bu kadar bilgiye ihtiyacımız yok. Camiler, hutbeleri bile yeter insanlara ciddi dinlesin, öyle değil mi? O halde Müslümanların demek için ayet diyor ki ve hasire hünalikel kafirun. Kafirler bu noktada hüsrana uğramış olurlar. Yani nedir o hüsran? İşte hani bir ayet var ya, İmam Şafii buyurmuş ki Kur'an iki ayet, yani hani Kur'an inmeseydi, Asr suresi inseydi, orada Kur'an inmesin demek istemiyor. Asr suresi Kur'an'ın bir anlamıyla özetidir. Deseler ki bize üç cümle ile insanları irşad et. Ama üç cümle kullan. Ne göreceğiz? Üç dakika. Vaktin yok. 30 saniye. Asra yemin olsun ki insan ziyandadır. İman, salame, hakkı ve sabrı tavsiye edenler değil. Bitti. O kadar işte. E şimdi orada ne diyor? İnnel insâne lefî husrin. İnsan cinsi ziyandadır. Ama Allah onu ziyanda kalmasın diye neyle ödüllendiriyor? İman ve amel-i salih. E buradaki ne yapıyor? Kafirler hüsrandır. Bugün hüsran dediğimiz ziyan Müslümanlarda mı kafirlerde? Müslümanların hüsranı daha büyük görünüyor. Niye? Şu Akdeniz'in dili olsa da mültecilerin kaç tanesinin boğulduğunu, o botlara biz aklı senin bir insan biner mi? Adeta yanan gemiden suya atlamak gibi. Kitapta okumuştum, diyor ki gemi yanıyor olsa, adam yüzme bilmiyor olsa, suya atlasa intihar olur mu olmaz mı? Demek o dönemde böyle şeyleri konuşuyorlar. Gemi yanıyor, dursan yanacaksın, atlasan yüzme bilmiyor. Sonuç önemli değil ama bugün gemi değil, ülkeler yanıyor, yüzme bilmeyenler de suya atlıyor. Sonuç nereye gidiyor şimdi? Halbuki biz Müslümanlar, insanlar derlense, toparlansa, cami, cemaat, ufak tefek meseleleri bıraksa, saygı, edep noktasında birbiriyle hemhal olsalar ne kadar zevkli olur değil mi? Ne kadar huzurlu oluruz. Buradaki huzurumuz nispetinde ahirette lezzet vereceğiz, bulacağız. Yoksa oradaki mesela la yesmeuna fiha lahva ve la kizzaba. Ah cennette diyor Cenab-ı Hak, yalan ve boş söz işitmeyecekler.
lahviyat ve boş söz işitmeyeceksiniz. E orası cennet, tamam. Ama bize de burada diyor ki وَالَّذ۪ينُمْ عَنِ اللَّهُ مُعْرِضُونَ boş şeylerden onlar yüz çevirirler diyor. Bu duygularla Cenab-ı Hak cümlemize dinimizi doğru anlayıp özde, sözde güzel yaşamayı nasip eylesin. Bazı nasihatlarımızı kabul eylesin. Az, uz, soğuk, sıcak, kısa, uzun vakit demeden takip ettiniz. İnşallah bayramdan sonraki Perşembe günü Fussilet suresi. Pazar günü de bayramdan sonra aldığımız yerden devam edeceğiz. Ramazan-ı Şerif içinde de Perşembe ile Pazar günleri görev kürsüde bende. Pazarla Pazartesi günleri de ilçe müftümüz buradalar kendileri. Güzel sohbetleriyle onda olacak. Böyle işte eski müftümüz bir haftada birer gün bölüşerek en çoğunu da imama bırakmışlar, duymasın kimse. Yani işte imam olmanlattır hocam, ne yapalım, bak müftü de olsa o da şimdi uyduk imama diyor. Onun için camilerimizde namazları cemaatle kılalım. Bir de bu teravih 20 miydi, 40 miydi bilmem ne, ne yapıyorsanız yapın da fitne ortaya çıkarmıyor. Bakın Ebu Davud'da bir hadis var. Fitne zamanında sükût etmenin bahsi diyor hadisin başlığı. Fitne zamanında dil kılıçtan daha tehlikelidir. Yok 20 miydi, 8 miydi, 11 miydi, yok o muydu? Ya bunlarla biz peygamberimiz ayağı şişene kadar kılıyorsan kıl, kılmıyorsan da milletin huzurunda kaçırma. Huzur ile zevk alalım Ramazan. Şimdi biz bir ay oruç anlatıyoruz ya. Düşündüm ben de ne anlatacağım diye. Bunu tutunca bunun zevki var, konuşunca yok. Öyle değil mi? Tutunca zevki. Adam diyor ki, Hilmi Özkök, adam derken aklıma geldi. Genelkurmay Başkanı. Ya bu sigara diyor, Ramazan'da beyni kilitledin mi adamın aklına gelmiyor. Ramazan ne mübarek şeydi. Yani sigarayı başka türlü bırakamıyor ama ben içmiyorum diyen adam 17 saat içmiyor. Bu iman meselesi. İman birine lezzet olarak anlatılmaz. Canın çıksın anlatamazsın. Selâsün men künne fîhî vecede halâvetel iman. Tadarsın ama anlatamazsın. Öyle değil mi? Oruç da böyle bir şey. Tadılır, hele de Ramazan'da cemaatli ibadettir bu hocam. Buna cemaatli ibadet diyoruz. Niye? Vallahi çoktandır pazar perşembe tutamadık diyoruz çoğumuz değil mi? Niye? Millet tutmadığı için. Ama Ramazan'da oruç ferdi gözükür ama cemaatli ibadettir. Cemaatle tutulduğu için kolaylık sağlanmış. Nereye gitsen o da oruçlu davranıyor size. Onun için kadınımızla erkeğimizle bu Ramazan'ın daha şuura bizi kavuşturup ahirete hazırlayan yönünü dikkate alarak Cenab-ı Hak Ramazan-ı Şerif'e de huzurlu girelim. Yarın akşam inşallah ilk efendim teravih namazımızı kılıyoruz. Geceler gündüze tabi mi? Gündüz mü geceye tabi? Önce gece görüyorsunuz. Gecemizi önce bir irkâr edeceğiz. Bu gece nasıl yaşanacak yarın akşam? Sabah inne naşiyetel leyle diye eşettü vatban ve ekvamu gıyla. Sabahleyin senin işin olur diyor Allah. Gece oku diyor. Gece oku. Kur'an'ı gece oku diyor Müzzemmil Suresi. Anlaştık. Cenab-ı Hak geceleri de böyle kısa tabii şimdi. 12'de camiden çek, 3'te sahura kal, namaz falan zorlaşacağız ama ecri de biraz o zorluklar içinde olacak. Bu duygularla Ramazan'ımız mübarek olsun. Feyiz ve bereketimiz artırsın. Kardeşlik şuurumuzu Rabbim yüceltsin inşallah. Ve geçmişlerimize de rahmet eylesin. Derecelerine aile eylesin. Lillahi Fatiha.